Merhaba arkadaşlar, kanalım Kuzey Güncelerine hoş geldiniz. Bugün sizler için yine sizlerden çok gelen bir konu üzerine videom var. Arkadaşım Uğur'la Finlandiya'da doktorayı konuşacağız biraz. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Uğur benim yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Aslında bizim geçmişimiz de üniversite yıllarına Türkiye'ye dayanıyor. Kaç, 10 yıldan fazla oldu herhalde? 12, 13. Bak sayamamışım. İkimiz de aynı sene Finlandiya'ya geldik master için. Zaten bunları çok da girmem gerekmiyor aslında, kendin söylersin. Konumuz burada doktora yapmak. Artık sorulara direkt başlıyorum. Finlandiya geçmişinde başlayalım ama ondan da önce. Kimsin, nesin, ismin nedir, ne yapıyorsun, neden buradasın? Benim adım Uğur Kart. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2011 yılı mezunuyum. 2011 yılının Ağustos'undan beri de Finlandiya'nın Tampere şehrinde yaşıyorum. Tampere'ye ilk olarak master eğitimim için geldim. Ve gelmemdeki en büyük sebep de çalışmak istediğim alan orada çok güçlüydü. O yüzden Tampere'yi seçtim. 8 senedir de orada yaşamaya devam ediyorum. Az buz değil ya. Değil. Ben 8 senedir Helsinki diyeyim, sen de 8 senedir Tampere'desin. Her şeyi gördün. Master için geldim dedin, doktora ile devam ettin. Bu süreçten biraz bahsetmek ister misin? Nasıl işledi o olay mesela, niye böyle oldu? Master'ın ikinci döneminde part-time çalışmaya başladım okuldaki bir araştırma grubunda. Ve daha sonra full-time'a geçtim 2013 yazından itibaren. 2014'ün Haziran'ında master'ımı bitirdim ve ardından yine aynı grupta doktora eğitimine başladım. Ve halen de doktorama devam ediyorum. Nasıl gidiyor doktora? Doktora iyi gidiyor ama doktora zor bir süreç. İnsanın ne beklediğine bağlı olarak çok farklı şeyler elde edebileceği, çok güzel şeyler yapabileceği ama aynı zamanda çok ciddi anlamda psikolojik zorluklar da yaşayabileceği bir süreç. O yüzden doktora yapmayı düşünen birinin enine boyuna çok iyi bunu düşünüp ondan sonra bu yola girmesini tavsiye ederim. Can alıcı noktadan girdin konuya. Peki sende nasıl oldu bu? Hani sen doktora yapmayı karar verdiğinde hani ben bunu gerçekten yapmak istiyorum falan mı dedin, ya da senin sürecin neydi bu karar vermede? O noktada doktora mantıklı bir seçim olarak göründü. Çünkü çalışmak istediğim alanda daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Halihazırda çalıştığım grupta bir pozisyon olması da benim işimi çok kolaylaştırdı. Bir başlamış oldum işin açığı o dönemde. Tabii daha sonra zaman zaman acaba doktoraya devam etmesem mi, acaba endüstriye geçiş yapsam mı diye düşünceler oldu fakat belirli bir noktada, hani İngilizce'de işte point of no return olduğu için çok fazla şey, kendinizden çok fazla şey yatırmış oluyorsunuz o noktada. Çok yatırım yapmış oluyorsunuz. Çok zaman harcamış oluyorsunuz. O yüzden artık geri dönüşü de olmuyor. Ve tek yol ileri olduğu için artık bitirmek istiyorsunuz o dönemde. Benimki de biraz öyle oldu. Aslında kötü bir şey değil bu, şey gibi biraz Türk kafası demek doğru olur mu bilmiyorum da hani bir kere zaten işe girişip ondan sonra hani devamının gelmesini beklemek gibi belki de. Ya tabii ki doktoraya başlanan yaşta insan her şeyin farkında olmayabiliyor. İnsanın durumu, hayat durumu bazı şeyleri gerektirebiliyor. O yüzden geçmişe bakıp tabii şu anda belirli şeyleri söylemek kolay. Fakat geçmişteki o anda bakıldığında çok mantıklı bir karar olarak da görünebiliyor. Peki öyle bir söyledin ki mesela hani sen şu an geri dönüp baktığında ne hissediyorsun bu doktoranla ilgili? Hani biraz işte zorlanmışsın ara ara devam etsen mi etmesen mi? Şu an artık yüzün kuyruğuna geldin. Nasıl? Kendi en azından benim durumumda eğer endüstriye geçiş yapmış olsaydım benim için daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Alanından dolayı mı yoksa hani kendi ilgin, merakın ya da çalışma şeklin dolayı mı? Kendi yapım itibariyle mühendisliğe araştırmacılıktan daha yatkın bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve o yüzden de mühendis olarak endüstride çalışmanın bana daha çok şey katabileceğine inanıyorum. Anladım. Aslında bunu hani fark etmiş olman da güzel bir şey sonuçta. Hani kimi insanlar bunu fark etmeden bile zorunluluktan dolayı bazı işlere devam edebiliyor. Hani şartlar gereği belki de. Hani bunu fark edip ona göre seçim yapman iyi bir şey. Ben de mesela düşünüyorum, kesinlikle kendimi hani akademide böyle uzun vadede düşünemiyorum çünkü daha önce de başka bölümde söylemiştim galiba. Zar zor o 60 sayfalık master tezini yazana kadar bile canım çıkmıştı. Daha fazlasını hiç düşünemiyorum ben. Ama evet, hani yapım uygun değilse bunu yapmamalısın diyorsun. Aynen, aslında yani. Yani doktora ve bilim gerçek anlamda çok sabır isteyen, zaman zaman insanı ciddi anlamda psikolojik olarak yorabilen bir süreç. O yüzden buna hazır değilseniz, yani çok sabırlı bir insan değilseniz, yeri geldiğinde kendinizi bütün limitlerinize kadar zorlayabilecek biri değilseniz doktoraya girmenizi çok da tavsiye etmiyorum. Ama avantajları da var tabii, hep dezavantajlarından tabii canım. Negatif yönlerini konuştuk yine bir ama avantajları da çok. Mesela? Çalışma açısından endüstriden çok daha rahat. İşe istediğiniz saatte gelebilirsiniz, istediğiniz saatte gidebilirsiniz, isterseniz
geceden sabaha çalışabilirsiniz. Böyle örnekler var benim birebir bildiğim. Gecenin bir yarısında çalışmaya başlayıp sabaha kadar çalışıp sonra gündüz uyuyan insanlar da var tanıdığım. Ve bu tamamen hiçbir sıkıntı yaratmıyor çünkü doktora size bağlı bir şey. Evet, size önderlik eden, size yardımcı olan bir hocanız var ancak genel olarak tamamen sizin kendinize bağlı olan, kendi emeğinizle yaptığınız bir şey olduğu için çalışma saatleriniz size bağlı. Bunun dışında izin almak, işte gün içinde bir işiniz varsa gidip gelmek normal bir endüstrideki şirketten çok daha rahat üniversite ortamında. Üniversite ortamında insanlar çok daha rahat. Yani o iş hayatındaki o aşırı nasıl diyeyim hektik dediğimiz koşuşturmaca doktora da çok yok. Sadece makale yazacağınız zamanlarda o dönemlerde biraz daha işler sıkılaşıyor. Ama onun dışında endüstriye göre çok daha rahat bu açılardan. Doğru. Sektör farklı ya da ortam farkı kesinlikle var. Hatta doktora ortamına ya da okul ortamına alışan insanlar iş ortamına tekrar girdiklerinde bu defa bir ufak çaplı bir zorluk yaşayıp sonra tabii adapte oluyorlar da hani o fark bariz bayağı. Peki biraz da okuldaki doktordan bahsedebilir misin? Türkiye'de tabii ki doktora yapmadın ama en azından hani arkadaşların ne yapabiliyorsundur? Hani başka ortamla, başka üniversitelerle karşılaştığında buradaki ortam nasıl, yorum yapabilir misin? Türkiye'deki doktor hakkında çok net bilgilerim yok işin açığı. Ama en azından etraftan duyduğum kadarıyla Finlandiya'daki doktora süreci Amerika ve Türkiye'ye göre çok daha rahat. Çünkü yeterlilik sınavı denen şey yok. Doktora en azından benim çalıştığım üniversitede yapmanız gereken şey 40 kredi ders almanız gerekiyor. Ve bunların yanında da makalelerinizi yazmanız gerekiyor. Fakat Türkiye'de ve Amerika'da benim bildiğim kadarıyla yeterlilik sınavı denen şey var ve o ciddi anlamda insanları zorlayabiliyor. Bu açıdan Finlandiya çok daha rahat. Ama tabii dediğim gibi 40 kredi ders almanız gerekiyor. Özellikle aynı üniversitede benim gibi masterınızı yaptıysanız daha önce alabileceğiniz ders sayısı ciddi anlamda limitleniyor. Bu bir dezavantaj olabilir sizin için. Anladım. Doktora yaparken de aslında okulun asistanı oluyorsun ve hani bunun da bir maddi anlamda bir getirisi vardır diye tahmin ediyorum. O nasıl? Hani rahat yaşamını sürdürebiliyor musun? Yoksa böyle öğrenci gibi mi yaşıyorsun doktora yaparken? O nasıl oluyor? Finlandiya'da en azından yine kendi çalıştığım üniversiteden söyleyebilirim. Doktora maaşı endüstriye göre çok daha düşük. Bu bir gerçek. Ama yine de hayatınızı Finlandiya'da çok rahat idame ettirebileceğiniz. Hatta ortalama civarında yani çok belki lüks yaşayamazsınız ancak ortalama güzel bir hayat yaşayabileceğiniz kadar maaş alırsınız yine. Ve maaşlar da önceden belirlenmiş seviyelerle size veriliyor. Yani ne kadar kredi aldınız, ne kadar makale yazdınız, doktoranızın ne kadar kısmını bitirdiğinize göre maaş seviyeniz değişiyor. Ve buna göre ne kadar maaş alacağınız çok önceden belli. O yüzden hani işte benim hocam bana az ödüyor, işte daha fazla almam gerekiyordu gibi bir durum söz konusu değil. Hakkınız neyse onu alıyorsunuz. Güzel bir şeymiş, bak bunu bilmiyordum. Bilmediğim bir şey öğrendim. Peki doktoruyla biraz daha tekrar devam ediyorum. En başta demiştin ki hani araştırmaya meyilliyseniz ya da bundan zevk alıyorsanız doktora sizin için iyi bir şey. Tamam. Peki Finlandiya doktora için iyi bir seçenek mi? Evet. Türkiye'den işte bir öğrenci ya da bir arkadaşımız işte yurt dışında doktora düşünüyor. Akılları neresi gelmeli? Hani Finlandiya ek olarak mesela sen hiç düşünür müydün başka bir ülke Finlandiya olmasaydı yoksa hani ben yine buraya gelirdim der miydin? Başvurduğumda benim için Finlandiya'nın iki cazibesi vardı. Birincisi çalışmak istediğim alan burada dediğim gibi çok revaçtaydı. İkincisi de Türkiye'ye yakınlığı benim için büyük bir etkendi. Çünkü yurt dışında yaşarken Türkiye'ye uzun vadede geri dönmeyi düşünmüyorsanız bile canınız istediğinde gidip ailenizi görebileceğiniz gerçeği insanı psikolojik olarak çok rahatlatıyor. Öte yandan da Amerika'daki üniversiteler MIT, Stanford, Berkeley ve daha birçoğu kalite olarak tabii ki Finlandiya'daki üniversitelerden daha üstün, buna bir şey diyemem. Fakat Amerika'daki üniversiteleri bilmiyorum ancak en azından Finlandiya'daki üniversiteler açısından söyleyebilirim ki size çok rahat bir çalışma ortamı sunuyorlar. Yani sizden tek bekledikleri işinizi yapmanız. Bunun dışındaki her türlü bürokrasiyi okulda çalışan sekreterler, lab asistanları vesaire sizin yerinize hallediyor. Sizin tek yapmanız gereken sabah işinize gelip işinizi düzgün bir şekilde yapmanız, düzgün bir şekilde devam etmeniz. Bunun dışında başka beklenen bir şey yok. Aslında iyi bir noktaya değindin. Gün gelir belki kendisiyle de video çekeriz ama benzer durumda bir arkadaşım daha vardı. Amerika'da doktor yapıyor şu an. Zamanında Türkiye'de yüksek lisans yapıp sonra Amerika'ya geçti.
Mesela bu arkadaşım da hiyerarşiden çok bahsediyordu. Hani hayat sadece orada bilim yapmak değildi maalesef. Hem Türkiye'de hem Amerika'da böyle. Zaten yapması gereken bilimin, işte çıkarması gereken makalenin yanı sıra işte başkalarının işlerini yapması gerekti. Kendinden daha üst seviyede olanların işte bir kısım evrak işleri diyelim böyle yan işleriyle uğraşması gerekti. Hani o hiyerarşinin altında hep ezildi ve hani bir yerden sonra artık illallah demişti. Hani ben başkalarının işini yapmaktan kendi işime bakamıyorum gibisinden. Finlandiya'da bu yok gibi anlıyorum. Hani ay hocamın işini yapayım da işte işi hallolsun falan gibi şeyler duymuyorum. Genel olarak yok. Elbette hocadan hocaya bu farklılık gösterebilir. Ancak en azından benim çalıştığım hocalarda böyle bir sorun yaşamadım. Genel olarak kendi yapmak istediğiniz işe odaklanabiliyorsunuz. Aynen. Ve başkasının işte yetişmesi gereken aslında senin işinle bile alakası olmayan bir kısım görevlerini falan tabii ki yapmak zorunda değilsin yani. Genel olarak ayak işi de yapıyorsun baba. Yani bu tamamen hocaya bağlı bir şey tabii ki. Burada da belki öyle hocalar vardır ama en azından ben karşılaşmadım. Ben de duymadım ya. Yani başka doktora yapan arkadaşlarımdan da böyle bir şey denk gelmedim. Biraz daha farklı bir konuya değineceğim. Hani sen doktoran ek olarak bir de aslında Tampere'de yaşıyorsun. Hani şu ana kadar olan konuklarımdan farklı bir yönünde bu. Tampere'deki hayattan biraz bahsetmek ister misin? Tampere tabii ki Helsinki'ye kıyasla çok daha ufak bir şehir. 300 bin civarında nüfusu var. Öğrenci şehri tabii. Öğrenci şehri ama 3 adet büyük üniversite var. Gerçi şimdi artık onlar tek bir çatı altında toplandı ama hadi. Yine de ciddi anlamda bir öğrenci popülasyonu var orada. Yaşaması çok kolay bir şehir. Şehir merkezine gitmeniz en fazla tek otobüste yarım saat sürüyor genel olarak. Şehir merkezinde her şeyi bulabiliyorsunuz yani. Şaşırtıcı derecede iyi bir kültürel hayatı var. Tiyatro tabii ki Finci olduğu için zor ama onun dışında sinemalar olsun, düzenli olarak konserler olsun, zaman zaman büyük müzisyenler mesela Red Hot Chili Peppers geldi, Bon Jovi geldi. O yüzden kültürel açıdan çok sıkıntı çekmeyeceğiniz bir şehir. Ama tabii ki bir Helsinki gibi de büyük değil. Bu da tamamen kişisel yani insanın zevk, renk meselesi dediğimiz şey. Küçük şehirden hoşlanıyorsanız Tampere çok ideal bir şehir. Helsinki de 1,5 saat uzaklıkta. Doğru. Hani çok da uzak değil. Hani çok rahat trenle gidip geliyorsun. Hatta evet. Kimi insanlar Tampere'de yaşayıp Helsinki'de çalışıyorlar ya da evet. İşte tam tersi. Çünkü tren işte dediğin gibi 2 saat. Zaten İstanbul'a da sen atıyorum Gebze'de çalışıp Beşiktaş'ta oturuyorsan aynı mesafeyi çekiyorsun her gün. Ve insanlar trende çalışmayı falan da becerebiliyor aslında. Hani çok da imkansız değil. Bir de şey Tampere Finler diyeceğim olmayacak ama hani İsveççe çok konuşulmayan hani %100 aslında bir Fin şehri. Bu nasıl yansıyor ortam? Mesela hani Finlerin hayatına dahil olmak zor oldu mu? Hani kültürel anlamda hiç zorluk yaşadın mı? İsveçlilerle bir kıyaslama yapamam çünkü hani Helsinki'de yaşamadım, Turku'da yaşamadım o yüzden. Tabii. İsveç Finleri'yle ilgili çok fazla bilgim yok. Tampere genel olarak rahat bir şehir. Yani insanları kasıntı değil. Barlarına gittiğin zaman, kafelerine gittiğin zaman bunu çok net görüyorsun. İnsanlar daha rahat. Ama tabii genel olarak Finlandiya'da bir dilden kaynaklanan bir Finlilerle bir arada olabilme sıkıntısı var. Bu da bence genel olarak dediğim gibi dilden kaynaklı. Biz dili iyi konuşamadığımız için iletişimimiz çok daha zor oluyor. Doğru. Bir de Tampere'de has bir durum değil zaten. Değil. Yani, tahmin Helsinki'de mevzuna. Aynı. Evet. Tabii ki Helsinki biraz daha metropol, o yüzden daha fazla İngilizce konuşan insan bulabiliyorsun. Hani öyle bir farkı var ama evet Finlerle hani kaynaşmak aynı zorlukta diye tahmin ediyorum. Muhtemelen. Aslında ben Tampere'de yaşamıyorum hani anladığınız üzere. Ama Tampere'ye arada gidip geldiğimde mesela Tampere'nin daha rahat bir şehir olduğunu hissedebiliyordum gerçekten. Hani küçük bir şehir olmasının getirdiği bir şey. İnsanların hiçbir yere acelesi yok. Böyle yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yürüyorlar, gidecekleri yere gidiyorlar falan. Hani o insanlar daha sıcak, biraz daha konuşkan bile olabilirler. Çünkü işte acelesi yok, o hani metropolleşme olmamış. Evet. Onun iyi tarafları da, yani iyi yönleri de var aslında o anlamda bakınca. O zaman her konuma sorduğum klasik soruma geleceğim sana da. Memnun musun Finlandiya'da olmaktan? Memnunum. Tampere'de olmaktan? Memnunum. Doktora yapmaktan? Yani şu anda memnunum diyelim. Bu soruyu bir buçuk sene önce sormuş olsaydım belki farklı bir cevap verebilirdim ama şu anda memnunum. Tavsiye eder misin doktora yapmayı? Tavsiye etmek tamamen ne beklediğinize bağlı dediğim gibi. Yani bilime çok ilginiz varsa, araştırma, geliştirme bunları seviyorsanız evet doktora da çok güzel işler yapabilirsiniz. Ama bunları sevmiyorsanız da yapmış olmak için yapmayın. Anladım. Soracaktım bir önerin var mıdır geleceklere diye ama zaten en büyük öneriyi şu an verdin en önemlisin. Hani bilip bilmeden gelmeyin iyice düşünün diyorsun. Peki artık geleceği belli olmuş arkadaşlarımız varsa onlara diyeceğim bir şey var mıdır? Hani doktora yeri artık belli oldu gelecek. Neye hazırlansınlar? Buradaki yaşama hazırlansınlar. Karanlığa hazırlansınlar. Çünkü Finlandiya denince akla ilk soğuk geliyor kuzey olmasından ötürü ama soğuktan daha ziyade insanı zorlayan şey burada karanlık. Kışlar çok uzun. Çok karanlık. Güneşi görmediğiniz haftalar olacak.
Güneşi görmediğiniz belki ay olacak. Bunlara kendinizi iyi hazırlayın. Ama bunlara katlanabilirseniz de çok güzel bir ülke. Çok rahat bir ülke, çok güvenli bir ülke. Yani sizden tek beklenen şey genel olarak işinizi düzgün yapmanız ve kanunlara uymanız. Bunları yaptığınız sürece de çok mutlu bir hayat sürebilirsiniz burada. Çok doğru dedin. Evet, aslında işini düzgün yapmak da o zaman burada hani önünü açıyor. Çok da evet. Büyük bir sorun çıkarmıyor. Hani tabii ki hiçbir şey mükemmeldi. Hani burası da sonuçta insanların var olduğu, dolayısıyla problemlerin olduğu bir yer ama çok daha rahat. O karanlık konusunun dediğin iyi oldu. Aslında bu videoyu çekmeden önce biraz şakasını da yapmış bulunduk. Hani gerçi şakası yapılacak bir konu değil. Finlandiya bu karanlıklarından dolayı maalesef insanların da çokça depresyona girdi ya da psikolojik anlamda sorunlar yaşadığı bir ülke. Bizim mesela Uğur'la bir anımız var. Çok detaya girmeyeceğim ama insanların işte yine böyle psikolojik anlamda zorluklarının tavan yaptığı durumlara denk geldik. O yüzden karanlıktan kötü etkilenen insanlar oluyor. Ama tabii ki yine önceki bölümlerde görebilirsiniz. Yasin demişti bunu. Bir Akdeniz insanı, işte hani benim için söylüyor o zaman, burada yaşadıysa demek ki ben de yaşayabilirim deyip mesela o gazla gelmiş. Yaşanmayacak bir yer değil tabii ki ama Uğur'un dediği çok doğru. O hazırlanmak gerekiyor mental anlamda. Evet, çok önemli. Çok çok önemli hatta. Alıştın mı oluyor? Bak 8 yıldır buradasın. Doğru, geçiyor bir şekilde yani. Ülkenin güzel yönlerine konsantre olunca bu tarz kötü yönlerini insan göz ardı edebiliyor. Doğru, aynen, aynen. Ya sonuçta hiçbir yer mükemmel değil. Aynen, aynen. Hani Türkiye'de tabii ki çok güzel bir ülkenin lafımız yok ama hani onda iyisi kötüsü var. Burada da aynı şey geçerli. Burada da iyi kötüsü var, aynen. Hangi şahıs için kötü, o kötü olan şeyler mi daha hani belirgin sorunlar yoksa iyi olanlar çok mu iyi şeyler? Hani o artık sizlere kalmış. Onun zevk renk meselesi. Aynen, aynen. Teşekkürler cevapların için. Rica ederim. Doktora konusu bayağı ilgi görüyordu. Umarım az da olsa izleyicilerin sorularını yanıtlamıştır. Ama tabii ki aklınızda gelen sorular olursa ben ya da Uğur bir şekilde hani yorumlara ekleriz. Cevapların çok yardımcı oldu kesinlikle. Ben zaten doktora yapmadığım için bu konuda yorum yapmam bile mümkün değil. Teşekkürler o yüzden. Yorumlara ekleyebilirsiniz dediğimiz gibi. Onun dışında yine görmek istediğiniz başka konular varsa bunları ekleyebilirsiniz. Tabii ki buna benzer başka videolarımıza yine kanalımda hani ulaşabilirsiniz. Gerek doktor olsun, gerek çeşitli alanlarda yüksek lisans olsun ya da buradaki hayata dair birçok video var. Kanala tabii abone olmayı unutmayın çünkü devamında gelecek bunları. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.